Merhabalar, ben Karel. Bugün Karel'le sanat köşesine hoş geldiniz. Biraz sanat yapacağız. Bir aralar böyle efsanevi bir adam vardı. Böyle afro saçlı Bob Ross. Bob'u o kadar çok severdim ki. Yani kaç yaşındaydım o zamanlar yayınlandığı zaman TRT'de bilmiyorum. Muhteşemdi, bayılırdım. Hani Bob Ross tutorial yazdığımda çıkanlar ilk sayfaya baktım daha çok. Ve hani bir tık, bir nebze daha diğerlerine göre kolay görünen bir şey seçtim. Resmini seçtim. Bakalım nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Çok yapabileceğimizi düşünmüyorum. Yani ben çok uzun zamandır resim yapmıyorum bu arada. Resimde de iyi olduğumu iddia etmiyorum. Sadece çizgi karakterleri ben iyi çiziyorum. Yani gördüğüm bir çizgi karakteri bakarak aynısını kopya edebiliyorum. Ama onun dışında portre falan mümkün değil. Kayra çok iyi bu işte bu arada. Kardeşim çok güzel yapıyor. Çok kaliteli olmadığını düşündüm. Guaj boyalar aldım. Şöyle 3 tane, sadece 3 tane boy. Ha bir saniye. Sulu boyamdan da var. Çocuk gibi sulu boyam da var benim. Sulu boyamın da bir tane fırçası var. 4 tane fırçayla bakalım Bob Ross resmi oluşturabilecek miyiz? Adam bayağı bu arada şu an badana fırçası kullanıyor. Benim incecik fırçalarım yanında. Bilmiyorum bu işi nasıl yapacağız. Çok hazırlıksız başladım. Video bittikten sonra ben Bob Ross'un videosunu tekrar baştan bir baktım. Düzenleme için şey yapacaktım, şeyler yapacaktım. Sonra fark ettim ki Bob Ross bir kere aynı boyayı kullanıyor muyuz onu bile bilmiyorum. Ben guaj boya kullanıyorum, o akrilik boya kullanıyor olabilir bilmiyorum. Bu da bu hani tuvalde yayılma şeyine falan karışma şeyine etkiliyordur illaki ama adam ilk başta önce her tarafı tüm tuvali beyaza boyamış ve yani başlamadan önce onun tuvali zaten ıslakmış. Yani tüm renklerin çok güzel bir karışma ortamı hazırlamış. Koyduğu her şey blendlenecekmiş yani. Ben o kadar uğraştım ki. Çok uğraştım. Dedi ki sarı. Sarımızı kullanacağız. Dandik fırçalarından en kalınını alıyorum. Benim bunu acaba biraz suyla karıştırmam gerekiyor mu? Böyle olmuyor. Dur, benim bunu biraz suyla karıştırmam gerekiyor galiba. Bob, sıkıntım var, yardıma gel. Ay buralar çok... Aaaa! Çok kötü oldu, çok kötü oldu. Çok... Şuralara biraz turuncu ekledi. Şimdi bekle, bunu bir bitireyim Bob. Beni bekle. Bir şey diyeceğim ya. Bu orange da çok orange. Onunki böyle değil. Biraz sarıyla karıştıracağım. Ben bu işi biliyorum. Ben var ya... Sanatçı doğmuşum. Bu ikisini karıştıracağız birazcık. Dönme kanvas. Şövalem de yok bu arada. Dur bir, çok hızlı geçiyor. Bright Red'e geçti. Ben daha orange'ımı bitiremedim. Ama hangi red tatlım? Vermion Red mi? Yoksa Carmen Red mi? Hangisi? Ben bu seti bu arada, bu kanvas hediyeydi. Ve ben bu kanvasa ne yapacağım bilmediğim için aslında bu videoya başladım. Çünkü kanvas kullanacak kadar yetenekli olduğumu düşünmüyorum. Bir tecrübem yok. Uff! Benimki fazla strong. Bob dur. Neyle neyi karıştı? Neyle ne? Dur bir Bob Bob Bob. Uff çok red oldu. Çok oldu. Of. Abarttım. Bob da tam bunu uyarmıştı aslında. Bunu yapmayın dedi. Ben ama yine de yaptım. Çünkü bazen yapmadan öğrenemez. Yani bir tık mor rengi ulaşmaya çalışıyoruz ama buna nasıl ulaşacağız? Ben direkt mor kullanmak yerine sanki mavi ile kırmızıyı farklı oranlarda karıştırırsam bu renge ulaşırım diye düşünüyorum. O bambaşka bir şeyler yaptı ama ben de yapabilirim. Ya bu ne ya? Aa bozuk bu. Bozuk bu. Diğerleri gibi akmadı. Bana bozuk boya göndermişsiniz. Bir şey diyeceğim, rengi tutturduk. Rengi tutturduk. Ne yapıyorsun? Tap 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 tap. Devam et. Ay mavi çok iyice karıştıramamışım. Aralarda mavi oldu, çok kötü oldu. Aa mavi de yaptı, ben var ya. Ben zaten sanatçı da olmuşum. Benim bunu izlememe gerek yok galiba. Bak kalmasın bile durmuyor. Şövalem yok ki benim. Bu biraz kırmızı oldu, olmuyor. Gittikçe kötüleşiyor. Çok iyi başlamıştık bu işe. Benim biraz daha mora ihtiyacım var, yetmedi. Bozuk mavimi kullanıyorum yine.
burada bir şey söyleyeceğim. Bunun sanki mavisi bir tık daha yoğun oldu. O nedenle mavi yaptığı yerim yapacağım şu tarafta. Mor olmuş ya. Bu da mor. Mor gibi görünüyor. Neden böyle Bob? Anlat bana. Biraz anlat. Aha. Tam aradığım mavi. Ya ben böyle oldukça sanki güzel bir şeyler yapıyormuş gibi hissediyorum. Ama bu renkler o kadar güzel ki sanki bunları ne şekilde kanvasa yerleştirirsen yerleştir. Güzel bir şeyler çıkar gibi hissediyorum. Yani benimle alakalı... Ah! O sesi hiç sevmedim. O sesi hiç sevmedim. Ah. Şey, fırça kurmaya başladıkça daha çok böyle sürtünüyor o sesten rahatsız oldum. Ya buraları ben nasıl dolduracağım? Benim fırçam yeterli değil. Bob! Olur mu bura? Bir dur, sakin. Bob buraları da doldurmuş. Ben oraları nasıl doldurayım? Bob'um ya. Fırçamın genişliğini görüyor musun sen? Sanat kariyerim devam ederse fırça alacağım. Haydi! Bunu yapabiliriz. Buralar çok beyaz kaldı. Biraz rahatlayalım. Bob hiç stresli görünmüyor. Benim bu kadar stresli olmuş olmam çok saçma gerçekten. Ya Bob gibi chill bir insan olmak varken neden gerilelim ki? Bak nasıl doluyor. Oralarda doluyor. Yeterli su alırsan her tarafı doldurabilirsin. Git her şey su. Önemli olan kafam telefonum olsun. Bence geçiş güzel oldu. Ya yeter bu kadar. Olmuş olsun Bob. Hadi devam. Benimkiler blendlenmiyor ki. Benimki onun yaptığı gibi hiç blendlenmiyor. Blendin Türkçesi neydi unuttum ama işte karışmıyor. Şey olmuyor. Bir çiçe geçmiyor. Akıcı bir geçiş varmış gibi olmuyor. Biraz daha sarı alacağım. Çünkü onun şu tarafları da sarı ama benimki değil. Ya şu çok kötü durmuyor mu burada? Sanki oraya ait değilmiş gibi duruyor. Onu nasıl kapatabilirim? Fırçamı iyice ıslatacağım. Sonra nereye giderseydim. Karıştır. Benim yine hoşlanmadığım sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Burası neden beyaz? Onun buraları da kırmızı mesela. Benim neden değil? Bob çok sakin bir adam. Senin de sakin olman lazım. Ancak sakin olursan güzel sonuçlar çıkarabilirsin. Bir şey yapıyorum, çok iyi karışıyor renkler şu an. Bu taktik ne bilmiyorum. Şu an her renk çok güzel karışıyor. Tam istediğim noktadayım. Beyazla kırmızıyı karıştırdım. Of. Şu an çok yorgun hissediyorum. Şu anda bulut yapıyoruz. Tamam dedi ki beni taklit etmeye sadece beni taklit etmeye çalışmayın dedi. Biraz kendimizden bir şeyler katalım. Şuraya da biraz mutlu bulutlar çizelim. Sanki bulutlar bulut olmaktan çıktı şu an. Hiç benzemiyor. Azıcık bir yardım etsen bana bulut. Kameram kapanmış. Tam olarak nerede kapandı bilmiyorum ama en son beyazımın bitmek üzere olduğundan şikayet ettim. Hepsini beyaz bulutta harcadığımda. Yüzümü falan boya yaptım mı şu an bilmiyorum. Sonra da başka bir fırça aldım. Dedim ki başka fırça alma. Çok fırça değişikliği yapma. Benim çok fırçam yok çünkü. Aa bileğim çok ağrıdı şu an. Bir şey diyeyim, bence fena durmuyor. Yani çok evet iyi olmadığını farkındayım. Ama olabilitesi var, bir potansiyel var. Çok tatlı bir adam. Mola verip geliyorum. Mavimizin ismi. Özel bir ismi yok. Sadece Light Blue. Bob dedi ki önemi yok. Kafana göre takıl. Şimdi dedi ki biraz da o zaman daha koyu renkli bir bulut yapalım. Neden diye sorabilir miyim bu? Buna neden neden koyu bir buluta ihtiyacımız var? Bana bunu anlat. Ama gerek yok. Gerek yok ki buna. Yok. Taktik değişti. Böyle kullanmak genelde böyle yapıyorum. Biraz daha farklı darbeler.
Adamın blender brush'ı var. Benim 4 tane brush'ım var. Ne highlight'ı? Highlight yaparım. Knife'ım yok. Hiç kullanmadığım brush'ımı kullanıyorum. Blender brush. Burada çok kötü bir şey yaptım. Aa, düzeldi. Şimdi sincapını gösteriyor. Dur. Yeni şeye bak, geçme. Hazır değilim. Ya bu bir farkın her şey daha kolay görünüyor. Ama ben bunu dağıtamıyorum. Kanvasım mı sıkıntılı bilmiyorum ama bu boyam da olabilir. Fırçam da, her şey sıkıntılı aslında. Bence bu resmi annem beğenir. Biraz renk değiştirdik. Farklı şeylere batırdıkça renk oranı değişiyor. Ondan da biraz farklı oluyor ama olsun. Sanat bazen doğaçlama yapmaktır. Oldu diyelim, olsun. Tamam. Mola. Dağ yapıyor şu an. Ben bu resimde böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Seçmezdim yoksa. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur. Koyu bir renk aldı. Ben şimdi siyahla maviyi karıştıracağım. O ne yaptı bilmiyorum ama onu tamamen takip etme yolundan çok uzun zaman önce çıktım. Bu dağımızın, şu dağ bu arada, orada bir dağ yapmaya çalıştım. Bir dağın silüeti daha doğrusu. Şimdi asıl görünen dağı yapacağız. Bu dağ, dağın üstünden geçiyor, geçti. Böyle gitti. Daha da yüksek bu. Oo, yüksek bu. Yakında olduğu için olabilir tabii ama. Ya benim boyam bitiyor. Şimdi onun farklı türde bir alet kullandığı için şu an onun birkaç tane şey yapış belli oluyor. Ben beyazla highlightlayarak buraları belli edeceğim. Bu da highlight yapıyor. Ne? Ha. Nereye kaldın? Benim gibi reflection'a benzemedi. Böyle yapın, aşağı çekin, göz direkt yansıma şeyi alırsınız. Benim hiç yansıma alakası yok şunun yansımayla. Bu sefer su bile çözemedi. Bu arada ben bu dağı çok aşağıda yapmışım. Başka bir şeyler yapacaktıysa mümkün değil, yapamaz. Ve onu alt tarafta onun bir göl olduğu çok bariz oldu. Benim hiç alakası yok. Biraz mavi yapsam ama artık highlight yaptım. Ağaç yapıyor. Happy little tree. Onun 4 tane ağaç yaptığı yerde ben 1 tane ağaç yaptım. Hiç merak etme, bunu çözebiliriz. Oo, benimki dağın önüne geçiyor. Başka renk alırsak önünde başka bir ağaç varmış gibi yapabiliriz belki. Other side'a geçti. Benim daha bu side'ım bitmedi. Şimdi o yaptı ki altta yansıma. Benim gölüm bile yok. Nasıl yansımasını yapayım? Şu bir şeyler yapıyor ama. Çok hızlı yapıyor. 10. ağacını falan çizdi. Dur. En azından farklı ağaç olduğu belli. Bir şey diyeceğim, şu an güzel görünüyor. Bana mı öyle geliyor? Belki üstünde çok uğraştığım için ve çok yorulduğum için güzel geliyor olabilir. Şimdi aşağıya farklı bir şeyler yaptı. Sanki orası bir buşmuş gibi. Çok fazla çalılık varmış gibi bir görünüm yaptı. Ben onu nasıl yapacağım bilmiyorum ama deneyeceğiz. Burada başka bir dağ varmış gibi oldu şu an. Yanlışlıkla buraya highlight'ım kaçtı. Evet. Tablom bitti ama ben de bittim gerçekten. O kadar her tarafım ağrıyor ki ben bu kadar yorulacağımı hiç düşünmemiştim. Yani baba o kadar mutlu görünüyordu ki. Biraz daha o yüzden çok rahat, çok relax olur sandım. Olmadı. Ama yine de aşırı da kötü bir iş çıkardığımı düşünmüyorum. Şu yeşiller çok cırlak oldu, onun farkındayım. Onun biraz daha koyu ton olması gerekiyordu falan filan ama acaba değiştirebilir miyim? Yapabiliriz belki. Belki düzeltebiliriz. Aman uff, bununla mı uğraştım? Ama yine de bence ilk denemeye göre bayağı iyiydi. Kendimi birazcık şaşırttım. Şöyle.
Yani çok kötü olmadığını düşünüyorum ve burada fark etmeden sanki güneş varmış gibi yapmışım. Burada hiç öyle bir amacım yoktu. Bence ben gurur duyuyorum. Şu an kendi gurur duyuyorum. Böyle yeni bir şey denemekten korkmadığım için, bunu yaptığım için ben bunu asacağım. Ben bunu en güzel köşeme asacağım. Çünkü bunu ben yaptım. Fena değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bu işi sevdim ama belki başka Bobros'un başka videolarıyla onu o başka tabloları yapmaya çalışabilirim. Eğer bunu isterseniz siz de yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.